Deprem nedir? İstanbul'da neden bir deprem bekleniyor? Önceden tahmin edebilir miyiz? Veya engellemenin bir yolu var mı? Hepsi ve daha fazlası. Şimdi size depremi anlatmadan önce bazı teknik bilgilerle dolanacağım. Çünkü bu teknik bilgileri bilmeden depremi anlamamız biraz güç. Yer kabuğundaki kırılmanın çıkardığı titreşimlerin yeryüzüne yayılmasıyla oluşan harekete deprem adı verilir. Bir saniye burada duralım. Bu kitap tanımı. Bize bu lazım değil. Sizi bir jeolog kadar bilgilendireceğim. Çünkü ben kendim zaten jeofizik mühendisiyim. Bu konunun uzmanıyım yani. Teknik bilgilerimize yavaş yavaş giriyorum. Bakın sıkılmayın çünkü çok önemli. Dünyanın yuvarlak olduğunu kabul ediyoruz. Bakın yuvarlak demedim. Yuvarlak olduğunu kabul ediyoruz dedim. Bununla ilgili daha sonra bir video daha yapacağım sizlere. Ama şimdi biz konumuza dönelim. Dünyanın merkezinde bir çekirdek var. Çekirdeğin etrafı ise akışkan magma ile dolu. Onun en dış çevresini ise yer kabuğu çevrediyor. Bu yer kabuğu o akışkan olan magmanın üzerinde bildiğimiz yüzüyor. Bir gemi gibi, kayık gibi aynı. Ve hareketli halde yüzüyor. Sabit üzerinde durmuyor yani. Ve magmamız çok aşırı sıcak. Sıcak olmasından kaynaklı ise konveksiyonel hareketler yapıyor magma içerisinde. Bu hareketler sonucunda ise yer kabuğu hareketli bir şekilde yüzebiliyor. Şimdi bir örneklendirme yapalım. Bir havuz düşünün. Havuzun üzerine bir plastik tabak koyduk. Havuzda küçük bir dalgalandırma yapalım. Tabak hareket etmeye başlar. Bir tane daha koyalım bundan. Bunlar bir süre sonra çarpışabilir. Burada duralım. Bu yüzen yer kabuğu da çarpışıyor mu yoksa? Şimdi biraz daha ince ayrıntıya girelim. Şimdi dünya üzerindeki kara parçası bütündü. Daha sonrasında ise bunlar ayrılmaya başladı birbirlerinden. Ve bugünkü kıtaları oluştu. Kıtalar ayrılırken yine kendi içerisinde kırılmalar da olur. Kıtanın içerisindeki parçalanan kısımlara ise biz levha diyoruz. Bu olaya ise levha tektoniği diyoruz. Yani televizyonda duyduğumuz uzmanın bir açıklaması var ya, bu bir tektonik depremdir diyor ya, işte bu tektonik o tektonik. Yani yer kabuğunun hareketi. Yani tektonik deprem nedir o zaman? Yer kabuğunun hareketinden kaynaklanan oluşan deprem. Bu kadar basit. Ya tamam anladık ya. Bunları geç artık. Deprem nasıl olur onu anlat. Demeyin hemen işte demeyin. Çünkü bu kısımları bilmeden depremin oluşumunu size anlattığımda siz televizyonda kendine profesör dedirten, uzman dedirten, amacı sadece prim yapmak olan insanların söylediğine inanmak zorunda kalıyorsunuz. Sonra gazetelerde şu manşeti görüyorsunuz. İstanbul depremini bilen profesör. Van depremini önceden tahmin eden profesör. Elazığ için ben zaten uyarmıştım diyen insanlarla karşılaşıyoruz. Müneccim değil ki bu insanlar. Nereden bilebilir? Teknolojimiz buna imkan veriyor mu? Hayır, vermiyor. O yüzden bilgi sahibi olun ki o insanlar konuştuğunda ise şunu diyebilin. Çok saçma konuşuyor. Yanlış konuşuyor bu adam. Bu adamı bu televizyona kim çıkardı? Halkı kim kandırıyor? Gibi söylemleri artık rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gelelim şimdi depreme. Deprem nasıl oluşur? Zaten asıl konumuz da buydu. Şimdi az önce de bahsetmiştik o levhalar vardı ya, hani kıtaların içerisinde ayrılan kısımlar. O levhalar sabit değil yine. Aynı kıtalar gibi onlar da hareket ediyor. O levhaların birleşim noktaları aslında tam olarak kırıldığı noktalar. Yani birbirinden ayrıldığı noktalar. Bu noktadan geçen kısma biz fay hattı diyoruz. Şimdi Türkiye üzerinden bir örnek verelim. Türkiye'nin neredeyse tamamına yakını Anadolu levhasında yer almakta. Hemen alt tarafımızda Arap levhası var. Sol alt tarafımızda ise Afrika levhası var. Şimdi Anadolu levhası batıya doğru yılda 2,5 santim ilerliyor. Afrika levhası ise kuzey batı yönüne doğru yılda 1,5 santim ilerliyor. Arap levhası ise kuzeye doğru ilerliyor. Farkında mısınız burada ne oldu? Anadolu levhası sıkıştı. Şimdi bunu örnekle anlatalım. Elimizi bu şekilde yapalım.
birbirine doğru yaklaştıralım. Ve baskı uygulayalım. Uygulayalım, uygulayalım. Bir süre sonra ne olacak? Deprem oldu. Kırıldı bakın. Demek ki deprem bu kadar basit bir oluşumu var. Yani kısacası depremin olması çok doğal bir şey. Anormal bir durum değil. Eğer ki deprem olmuyorsa artık burada zaten dünyanın sonu gelmiş demektir. Çünkü çekirdek soğumuş, akışkan ve erimiş magma donmuş ve artık dünya yok olmaya hazır. Yani deprem varsa ve hala devam ediyorsa bunda ise insanlık ve yaşam devam edecek demektir. Bakın sıkıcı olan teknik bilgilerden nereye vardık? Şimdi artık ben bir şey anlatmayacağım, siz tahmin edeceksiniz. Demek ki deprem fay hattı üzerinde neden oluyormuş? Kırılma o noktada oluyorsa başka yer sallanacak değil ya. Tabii ki de üstteki kısım sallanacak. O zaman bu bilgilerimize dayanarak bir de şunu yapalım. Depremi önceden bilebilir miyiz? Az önceki örneğimize gelelim. Hani ben parmağımı böyle yapmıştım ya. İşte depremdeki tahminimiz de bundan öte değil. Sıkışma olduğunu biliyoruz. Kırılacağını biliyoruz. Fakat büyüklüğünü ve ne zaman olacağını bilemiyoruz. Sadece tahmin edebiliyoruz. Bu da daha önceki verilere dayanarak. Doğruluğu ise tamamen tartışılır. Önlemenin bir yolu ise yok. İnsanların kafasına şöyle bir soru da gelebiliyor burada. Ya madem burada bir sıkışma var, biz oraya kadar böyle zemini kazsak, içeriye bombalar koysak, böyle küçük 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 kırsak, olmaz mı? Düşünüldüğünde mantıklı geliyor insana. Fakat biz onu küçük kıralım derken, ya büyük bir kırılma meydana gelirse, demek ki bu yöntemimiz de suya düştü. Engellemenin ise zaten bir yolu yok. Deprem olduğunda ne yapmalıyız peki? Ya bunu artık ezberlememiz ve çocuklarımıza da öğretmemiz gerekiyor. Kesinlikle merdiven boşluklarına çıkmamalıyız. Ayaktaysak mutlaka ama mutlaka yere çökmeliyiz. Ve anne karnındaki gibi cenin pozisyonunu almalıyız. Ellerimizle kafamızı bu şekilde korumalıyız. Mutfakta kesinlikle bulunmamalıyız. Çünkü mutfakta elektrik tesisatları ve doğalgaz tesisatları çok olduğu için bize orada zarar gelebilir. Sağlam eşyaların yanında kendimize güveni almalıyız. Unutmayın, bina yıkılsa bile sağlam çıkmak için bunları mutlaka yapmalıyız. Artık bunları söylemekten sıkıldık ve bıktık. Deprem olan bir bölgede yaşıyoruz. Ve bu depremler bugün olmadı bir tek. Dün de oldu, önce de oldu, 1000 yıl önce de, 1000000 yıl önce de. Ve bundan 1000000 yıl sonra da olacağını düşünüyoruz. O zaman biz bu depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Her yaşadığımız depremden bundan ders almalıyız deyip almıyoruz maalesef. Yakında yaşadığımız İstanbul depreminden sonra baz istasyonları kilitlendi. Hala öğrenemedik mi? O deprem büyük ve yıkıcı da olabilirdi. Tıpkı yeni Elazığ'da olduğu gibi. Ya insanlar göçük altında kalmış olabilir ve yardım istemek için telefonuna sarılıyor insanlar. Şanslıysa ve yanındaysa ve hayattaysa 112'yi aramaya çalışıyor fakat sizlerin bu merakı yüzünden o insanlar ulaşamıyor. Çünkü sistem çökmüş olacak. Baz istasyonlarını geliştirmek gerekiyor tabii. Bütün suç bizde de değil. Şirketlerde de suç var, evet. Fakat bizler, en azından bizler üzerimize düşeni yapmalıyız diye düşünüyorum. Ve deprem silahı gibi bazı söylentiler var. Ya biz yer altını kazıp bomba koymayı düşündük hani az önce. Ya kazmadan, ulaşmadan böyle bir şey mümkün mü? Ya farz edelim ki mümkün. Bence değil ama farz edelim ki mümkün. Eğer ki bizim yapılarımız sağlamsa, bizler eğitimliysek, deprem anı ve sonrası için planlarımız hazırsa, bize kim ne yapabilir ki? İsteyen, istediği gibi buna benzer silahlar kullansın veya kullanmaya çalışsın veya yapılmaya çalışılsın. Yeter ki biz önlemimizi alalım. Üniversitedeyken çok sevdiğim bir hocamın bir sözü vardı. Deprem öldürmez, fakirlik öldürür diye. Ben bunun yanına bir de eğitimi ekliyorum. Eğer ki yapılarımız sağlam değilse ve plansızsak, birazcık bile vicdanı olan insanların yüreğini sızlatacak o soru sorulur. Thank you.
Thank you.